İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Evet, Bekir Ardır'la birlikteyiz tekrar. Hemen seçimin ertesi günü. Merhabalar Bekir, hoş geldin. Merhaba abi. Evet, ne olup ne bitti dün? Şimdi dün ne olup bitti? Aslında çok da şaşırtıcı bir fotoğraf değildi. Bazıları için çok şaşırtıcı gibi görünüyor. Özellikle de Konda açısından, evet. O tarafına girmeyeceğiz. İstersen çok duygusal olurum ve iş rasyonel konuşmadan çıkar diye korkarım. Yani düne baktığımızda bir, daha önce burada seninle referandumdan bu tarafa 5 program yaptık. Doğru. Yani birisi referandumun analizi, sonra 3 tane ayrı bir seri yaptık ki bilinçli bir tercihti o. Dünyada ne oluyor, Türkiye'de toplumsal planda ne oluyor ve siyaseten ne oluyor hatta diye. Hatta böyle neredeyse 100 yıllık bir hikayeden süreci gözden geçirdik. Dolayısıyla bir, baktığın zaman ana fotoğraf orada duruyor ve aynen duruyor. Ama yine de seçim özeli, hani futbol programları gibi bazı detayları konuşmak gerekiyor kaçınılmaz olarak. Tabii. Baktığımız zaman 4 tane kazananı var dün gecenin. Bir tanesi Tayyip Erdoğan, 2 HDP, 3 MHP, 4 Muharrem İnce. Yani her birinin nedenlerinin içinlerine ne ima ettiğini şimdi konuşuruz ama kazananı bu. Ama kaybedeni kim? Kaybedeni diye baktığınız zaman öncelikle muhalefet bloku. Çünkü var olan bu tablonun devamından iktidar bloku hep nemalandığına ve karlı çıktığına göre onların şikayetçi olması beklenemez. Dolayısıyla bu tabloyu bozacak olan şey muhalefetin hamleleriydi. Ya da referandumdan beri konuştuğumuz jargondan söylersek hayır blokunun ne yapacağıydı. Ama önce amaçlanan, yani hayır blokunun bir toplu zihni dönüşüm geçirerek meseleyi evet hayır blokları veya muhafazakar seküler bloklaşmasından veya Türk-Kürt bloklaşmasından çıkarıp bir arada yaşamak arzulayanlar, hayır kimliğinden hayatı dayatıyorum diyenler de bir yeni seviyeye bu bloklaşmayı taşımak istense idi ve buna göre bir strateji kurulsaydı bütün bu tablo değişebilirdi. Ama bu olmadı. Peki herkes kendi adayını çıkardı. Herkes kendi adayıyla da karşımızda bir tablo var sonuç olarak. Ama işin özünde yine dönüp dolaşıyoruz. Sadece sayılara bile baktığında bir iki tane sayıyı tekrarlayalım. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 51.8 almış Tayyip Erdoğan. 2017 referandumda evet 51.4'müş. Dün aldığı oy yine 52 küsur. Yani aşağı yukarı hep aynı bloklaşmanın içine geliyoruz. 1-1,5 puanla aynı. Bir tarafta HDP'nin varlığı ayrı vesaire. Tabii muhalefet açısından bir noktayı da belirtmek lazım. Hiç de rekabetin düzgün olmadığı bir dönemi yaşadı. Hem zamanın kısalığı açısından hem de imkanlar açısından. Birkaç açıdan, daha da imkanlardan da öte şu, daha önce yine bir programda bundan söz etmiştik. Türkiye'de bizler hep sandığa giren oyun güvenliğini tartışıyoruz. Ve bunun için örgütlenmeye çalışıyoruz vesaire. Ama seçimi adil ve demokratik yapan şey ya da güvenilir yapan şey kılan, yalnız başına sandığa giren oyların doğru sayımı meselesi değildir. Tam aksine bu işin bir parçası ama asıl ana parçası seçim sürecinin eşit, adil ve demokratik olup olmadığı, yasalara uygun olup olmadığıdır. Ve seçmenin tercihleri ya da seçmen önündeki tercihlerin ya da adayların hepsinin söylediklerini eşit biçimde, doğru biçimde duyup duyamadığıdır. Yani kanaatlerin doğru oluşup oluşmadığıdır. Buradan bakınca bir kere bir OHAL uygulamaları içinde yaptık. Evet, sorarsan hükümet ne yaptık ki diyor ama daha ne yapılacak? Yani ana işte bir cumhurbaşkanı adayı hapiste örneğin. HDP'nin kaç milletvekili hapiste? Kaç yerel yöneticisi? 2000-3000 belki hapiste vesaire. Veya televizyonlarda, medyada, gazetelerde yer alma kapasitesi sayıları meydanda, bunları söylemeye bile gerek yok. Devletin bütün olanakları, yani adaylara mikrofon tutan kaymakamdan tut da işte adaylar için ya da parti için çalışan valiye, kamu görevlisine, hepsine kadar. Bu şekliyle evet. Ama yine de şunu da artık Türkiye'nin halletmesi lazım ya da bizim akvaryumun kafı zihin dünyasında şunu halletmesi lazım. Bütün bunlara rağmen
Sandığa giren oya konsantre olunduğuna göre oradan konuşmaya devam edelim. Sandıktaki bu oylarda hile yapıldı mı yapılmadı mı tartışması. Şimdi bu çok sağlıklı bir tartışma değil. Bu tartışmayı Türkiye 2007'den beri yapıyor ve özellikle bizim akvaryum yapıyor. Ve nitekim bu amaçla kurulmuş platformlar, inisiyatifler var. Hele bu kez çok daha kapsamlı örgütlenildi. Doğru. Şimdi mesela somut bir sayı söyleyeyim sana. Türkiye'deki insanların %46'sı dün geceki seçimin yasalara uygun, kurallara uygun, güvenilir biçimde sayılacağına inanmıyordu. Şimdi bu sürdürülebilir bir durum değil. Doğrudur, yanlıştır ayrı bir tartışma. Ama sonuç olarak ülkenin yarısında böyle bir algı varsa, hem muhalefet partilerinin ama özellikle iktidar partilerinin ve ilgili kamu organlarının bu kanaati bozmak ve doğruyu insanlara göstermek konusunda maksimum çabayı göstermesi beklenir ki bu saçma sapan tartışma sürdürülmesin. Halbuki tam aksine iktidar partisi bu tartışmanın sürmesinden kendine bir psikolojik iklim, hani bir yarattığını düşünüyor. İklimi oluştuğunu düşünüyor ve onun için bunu bozmak için çok çabalamıyor. Muhalefet de başarısızlığını gizlemek için bu tartışmanın sürmesi hoşuna gidiyor. Onun için işte bugün öğlene kadar bu tartışmanın sürmesine izin veriyor. O nedenle ben dün de bunu televizyonda söylemiştim. Bu dakikada bile çağrım iktidar partisi de, YSK'da, CHP'de, oy ve ötesi gibi sivil girişimlerde dahil. Herkes bu kez tespitlerinin ne olduğunu çok açık seçik kamuoyuna ilan etmelidir. Öyle utangaç bebe konan bir açıklamayla falan değil. Ki zihnimizde önce bu meseleyi halledelim. Evet. Birincisi. İkincisi, evet bana da soruyorsam bunca teyakkuz halinden sonra dün çok öyle kayda değer sandığa atılan oy anlamında. O ayın oya dair kanaat oluşana kadarki süreci biraz önce söyledim. Adil değil, demokratik değil, şeffaf değil vesaire ve eşit değil vesaire. Ama dünkü sandığa atılan oyların sayımı konusunda ben bir tereddüt olduğunu sanmıyorum. Nitekim bugün Muharrem İnce de açıklama yaptı. Yanlış bilmiyorsam Mehmet Ali Çelebi Adil Seçim Platformu adına da CHP milletvekili olarak aynı açıklama yaptı. Dolayısıyla bizim akvaryum dediğim benim bu ülkenin okumuş yazmış %15'ini temsil eden insanların artık bir kere sükunetle oturup bu gece bari nerede hata yapıyoruz, bu ülkenin nesini eksik anlıyoruz diye düşünmelerini temenni etmekten başka elimden bir şey gelmiyor. Ama bilmeliler ki bu kanaati ve duyguyu taşıdıkları sürece o zaman da sahneden çekilsinler. Çünkü sahnede olanların demokratik yoldan iktidarı değiştirme fırsatını kullanmak isteyenlerin, bunun için siyaset yapanların önünde en büyük psikolojik eşiklerden birini oluşturuyorlar. Ve bunu da sürekli artırarak, vitesi büyüterek gidiyorlar. Türkiye bu tartışmayı sürdüremez. Sürdürmemelidir de. Çünkü bu iktidarı değiştirmenin tek bir yolu var, sandıkta ve siyaset zemininde başarılı olmak. Bunun yolunu, yordamını arayıp bulmak yerine bu tür paranoyalara, vehimlere teslim olmak, zaten baştan yenilgiyi kabul etmek. 8 ay sonra yerel seçimler var, ne yapacağız? O zaman bırakalım şimdiden hepimiz yatakların altına girip ağlaşalım. Evet, zaten kendi tecrübelerimden de hareketle söyleyebilirim ki, gerek seçim öncesi süreçte, gerekse seçim günü gerçekleşen birçok dedikodu o kadar ciddi bir zaman kaybına neden oldu ki, onların öyle olmadığını ikna etmeye çalışmak, bilgi vermek, doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için… ilk o bilgilerin nereden çıktığını, kimlerin o mesajları yazdığını gerçekten takip etmek gerekiyor. Çünkü ben o mesajları ilk yazan insanların iyi niyetli olduğuna inanmıyorum. Kimisi FETÖ'cü olduğu için, kimisi bir takım servislerin uşakları olduğu için, kimisi art niyetli olduğu için, kimisi kötücül arzuları olduğu için, kimisi sadece hasetlikten saçma sapan şeyler yazıyorlar. Ama önemli olan buna inanmaya ve bunu çoğaltmaya teşne bir ruh hali var. Ruh halimiz var, evet. Bunu bertaraf etmek bugünden, bugün için AK Parti dahil iktidar gücünündür elbette ama CHP'nindir de. O yüzden herkes bu seçimde dün geceye dair bütün tespitlerini, siviller de dahil, oy ve ötesi ve adil seçim platformu da dahil, bu konudaki tespitlerini hiçbir tereddüte yer vermeyecek biçimde bütün detaylarıyla çok somut açıklamalıdırlar. Ve de bunu öyle mahcup bir halde değil, güçlü bir sesten açıklamalıdırlar ki yerel seçimden başlayarak önümüzdeki dönem için herkes yapması gerekeni doğru yapsın.
Evet, bu son cümle son derece önemli çünkü bugüne kadar da yapıldı bu açıklamalar ama bu açıklamaların kamuoyuna daha kuvvetli bir şekilde yapılmasının önümüzdeki seçimler açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii şunu da belirtmek lazım, benim tespitimdir. Genellikle probleme teşne diyebileceğimiz bölge ve sandıklarda bu kadar kuvvetli bir şekilde her partiyi neredeyse temsilen hem sandık görevlisi hem de müşahitlerin görev alması sandıklardaki tansiyonu da aşağıya indirdi. Ben biraz da tam tersine bir hava beklerken bulunduğum okulun sandıklarında çok da barış içinde bir seçim yapıldığını biliyorum. Tabii bir kere bazı bölgelerdeki sandıklar ve olaylar evet. Ama ben hariç. Yani sivil toplum açısından bakıyorum ya da aktif yurttaş olmak açısından bakıyorum. Bireysel olarak bu çabalar müthiş değerli. Çünkü bu çabaları gösteren bireyler, sen ve benim kızlarım da dahil, bu çabayı gösteren bireyler gerçekten bu ülkenin geleceği için kaygılanan ve bir şey yapma çabasında olan insanlar. Mesele onların bu arzusunu, niyetini, çabasını, emeğini doğru bir yere kanalize etmek ve yönlendirmek meselesi. Ve sadece sandıkları korumak. Yoksa bunu sadece korkudan ve vehimlerin üzerine yerleştirerek bu enerjiyi harcadığımız sürece olumlu, pozitif bir enerjiye çeviremiyoruz. Mesele o. Altını çizmek istediğim asıl hikaye burada. Doğru. Evet. Biz şimdi kazananlara geçelim. AKP'yi aslında konuştuk. Bir ölçüde. Ama çok merak edilen bir MHP doğru. faktörü var. Ve hemen hemen birçok şeyinde kamuoyu araştırmasının da belirlemelerinin üstünde gerçekleşen bir oy oranına sahip oldu. Enteresan olan şu, hiç ciddi bir seçim kampanyası yapılmadı. Sadece 6 tane salon toplantısı yaptı. Salon toplantısı yaptı. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl ve sizin hemen seçim öncesi yaptığınız ve ondan önce yaptığınız araştırmalarda tablo neyi gösteriyordu? Şimdi şöyle, bizim seçim öncesi son yaptığımız araştırmada 7.3'tü MHP. Evet. Daha önceki Eylül'den bu tarafa yaptığımız yani İyi Parti meselesini ne kadar etkilediğini de gözleyebildiğim şeyde de hiçbir zaman 10 olmamıştı. İşte maksimum 9-9,5'lardı ama 7'nin altına da düşmemişti. Düşmedi. 7 ila 9,5 arasında seyrediyordu. Dolayısıyla ya beklenen, yani İyi Parti de bir taraftan belli bir yükseliş trendinde 3'ten 5'ten başladı. Hani o bir zamanlar %25'ten başlıyor falan gibi saçmalıkları bir kenara bırakırsam bizim ölçümlerimizde %3'lerden 5'lerden başlamıştı. Ama yavaş yavaş da yükseliş trendindeydi. En son ölçtüğümüzde de 8,5 ölçmüştük. Dolayısıyla İyi Parti bu kadar oy alırken ve Muharrem İnce faktörüyle de CHP'den geçişte durduğuna göre MHP'den alıyor büyük kısmını. Öyleyken MHP nereden bu hani bileşik bir havuz problemi gibi bir taraftan kaybediyor ama bir taraftan ne alıyor diye birazcık biz de konsantre olmaya çalışmıştık. Birkaç tane temel kaynağı var, tespitimiz var. Önce belki şunu söylemekte yarar var. Biz 30 Temmuz'da her seçimden, referandumdan sonra olduğu gibi bir sayısal analiz yayınlayacağız. Orada çok daha somut tespitlerimizin bu olacağını bütün sanıyorum. Türkiye çapında bütün Türkiye çapında bazında. Ve sandık yapılan sandık. Sayısal analizler. Dolayısıyla bu hani hangi oy nereye kaydı konusunda daha somut bir veriye ulaşacağımızı umuyorum. Ama yine de ilk gözlem olarak şunu söylemek mümkün. Birinci kaynağı AK Parti'den şikayetçi ya da rahatsız olmaya başlamış olan ama bu kutuplaşma ve kimliklerin içine sıkışmadan dolayı da eli karşı tarafa oy vermeye gitmeyen bir muhafazakar seçmen kitlesi AK Parti'den bu tarafa doğru kaydı. Nitekim benzer bir teşhisimiz 7 Haziran'la ilgili de vardı. 7 Haziran'a de %41'e düşerken de AK Parti 2015'te oyunun 3 puanını MHP'ye kaptırmıştı ve MHP onun için %15-16'lara çıkmıştı. Ama sonra 1 Kasım'da da o 3 puanı geri almıştı. Geri almıştı. Şimdi de böyle bir kısmının aslında AK Parti profiline yatkın ya da oy tercihine yatkın hayatında mutlaka bir kez de olsa AK Parti'ye oy vermiş olan ama AK Parti'nin son 3 yılki, 4 yılki veya son 1 yıldaki politikalarından da rahatsız olan, dolayısıyla kendince bir biçimde Tayyip Erdoğan'a oy verirken partiye vermeyerek partiye de mesaj verdiğini düşünen bir muhafazakar kitleden geldiğini sanıyorum bir kısmının. Ama bir kısmının da gençlerden olduğunu sanıyorum.
Bunu da yine ki sanıyorum… en son araştırmanızda %8 gibi görünen kararsızların önemli bir kısmı gençler olduğunu belirtmiştir. Yani hemen her bu tür programda anlatmaya çalıştığımı tekrarlayayım. 19 milyon civarında 32 yaş altında seçmen var veya 5 milyon 200 bin civarında öğrenci seçmen var veya 2 milyon 600 bin civarında bir Kasım'dan bu tarafa ilk defa oy kullanan seçmen var veya 1,5 milyonu biraz aşkın 16 Nisan referandumundan bu tarafa yeni seçmen var. Alt kümeler diye baktığınızda. Ve geleceği belirleyecek kısım da burası. Bizim tabii. Bulgularımız şuydu ki iki temel bulgu vardı. Bir, bu seçmenlerin yarısı var olan siyasi aktörlerden ve ülkenin sorunlarının siyaset marifetiyle çözüleceği konusunda son derece umutsuz ve siyasete uzak veya karamsar bakanlar veya tepkisel bakanlar. Dolayısıyla onlar neredeyse hiçbir biçimde tepkilerini ya da tercihlerini vermiyorlardı. Ve bizim de araştırmalarımızda bu genç kümenin neredeyse yarısı kararsız veya oy kullanmayacak görünüyordu. Ama son dakikada yarıda, karar verecek olmalarından yine, kaynaklanmıyor. Evet, diyor, tepkisel. Evet, yani, tepkisel. Yine gidip oy verdiyse bile işte birine vermiş oy vermeyebilirdi ama, de yani. Muhtemelen yine önemli bir kısmı da vermedi. Ama öbür yarı yani tercihleri belli olan yarıda ise şöyle bir temel trend vardı. AK Parti'de, CHP'de. Türkiye'deki genel ortalamalarındaki oy oranları neyse gençlere geldiğinde bunlar neredeyse 3'te 2'ye düşüyordu. Yani Türkiye'de 100 kişi AK Parti diyorsa gençlerde 60 kişi ya da Türkiye'de 100 kişi CHP diyorsa gençlerde 60 kişi sadece CHP diyordu. Ama Türkiye'deki ortalamasına göre yüksek oy alan iki parti vardı. Birisi MHP, birisi HDP. Evet, bunu da önce de konuşmuştuk. Evet, daha önce de konuştuk. Dolayısıyla gençlerden gelen bir oyu olduğunu sanıyorum. Bunu dediğim gibi sayısal olarak daha da detaylandıracağımızı umuyorum. Orada benim tespitim şu, metropolleşmeyle ve bu modern kentli, hızlı gündelik hayata dahil olan dini değerleri belki o kadar yüksek olmasa bile en azından ama kaygısı, korkusu, endişelerinden dolayı milliyetçi veya şoven duyguları, güvenlik arayışı, garantici, kaos olmayan düzen arayışı, baskın olan gençler MHP'ye diğerlerine göre kıyaslan daha yüksek oranda teveccüh etmişler görünüyor. Bir de kendi aralarında da çok rahat sosyal ilişki geliştirebiliyorlar. Doğru. Ve bunlar biraz daha bir kısmı lümpenleşmeye de yatkın bile denebilir. Yani o askere gitme törenlerinde, milli maçlardan sonra sokaklarda, araba kornalarının etrafında gördüğümüz gençler de denebilir. Ama hepsini yani küçümsemek için söylemiyorum. Bir tepkileri var, öfkeliler ve kızgınlar ve var olan sistemin onların sorunlarını çözmeyeceğine inanıyorlar. Dolayısıyla daha soyut değerlere yönelmek, kimliklerine yönelmek, HDP'ye yönelişin de bir kökeninde bu var. Kimliği gibi, inancı gibi, milliyetçilik, Türklük gibi daha soyut değerlere sığınarak bir kendine güvenlik alanı açmak yüreğinde, zihin dünyasında, ruh dünyasında daha mümkün olan gençler. Ve özellikle MHP'nin var olduğu yerler bakarsan, kırsal veya geleneksel hayattan metropol ve modern batılı kentli hayata doğru geçiş noktalı geçiş aralıklarında yani nerede örneğin İzmir'den daha çok Aydın'da ya da hemen İzmir'in hemen arkasında Manisa'da Balıkesir'de. Büyük kentlerin ya da Toroslar'da Adana'da Mersin'de tam Akdeniz'e inmeden önceki yerlerde geçiş yerlerinde ama metropole indikten sonra o gündelik hayat ritmine dahil olduktan sonra o değerlere o ulvi yet yüklediği değerlerde bir kısmında aşınmalar başlıyor, başka kaygıları hakim olmaya başlıyor, başka tercihlere yöneliyor. O zaman işte İstanbul'da olduğu gibi MHP çok düşük ya da İzmir'de olduğu gibi düşük falan. Ama gençlerden bir miktar tercih olduğunu sanıyorum. Dolayısıyla MHP'nin oyu yine de ama MHP'nin bu seçimin kazananlarından biri olduğu açık. Tabii. Nitekim Devlet Bey'in dün akşamki açıklamasında çok kritik iki cümle vardı. Bir tanesi, MHP'nin kilit parti olduğu tespiti ki doğru. Çünkü parlamentodaki milletvekili dağılımına bakarsan ve de ülkenin bu yeni sistemin gerektirdiği uyum yasalarını mümkünse hemen, mümkünse 6 ayda, 1 senede en çabuk yapmak ihtiyacı ve 301 oy ihtiyacı da ortada göründüğüne göre bu kadar hayati yapısal düzenlemelerin hepsinin birden Cumhurbaşkanlığı kararnamesine bırakılmamasının daha rasyonel olduğu da dikkate alınırsa MHP oyuna ve uzlaşmasına ihtiyacı var. Çünkü bu anlamıyla AK Parti çok sınırda. Tabii. Meclis çoğunluğu itibariyle. Aynen öyle. Bir de şimdi meclis başkanı 295. Evet. Onun için MHP'ye ihtiyacı var. Yani. Var.
İkinci ama Devlet Bey'in söylediği ikinci bir cümle var. Denge denetleme görevi ki ben yanlış anımsamıyorsam Devlet Bey'in ağzından ilk defa denge denetleme kavramını duyuyorum. Bu da aslında AK Parti'ye mesaj. Tabii. Yani kendinizi o kadar rahat hissetmeyin. Ben de uyum yasalarında yanınızdayım diye Devlet Bey defalarca açıkladı. Ama tabii, onun dışındaki kritik meselelerde, örneğin Kürt meselesinde, örneğin eğer gündeme gelirse yeni anayasa veya Avrupa Birliği mi, Şangay Beşlesi mi gibi meseleler gündeme geldiğinde asıl MHP'nin ağırlığını veya yönlendirme çabasını orada göreceğiz. Bunların bir kısmı da Türkiye'nin daha da geriye gitmesini sağlayacak konular maalesef. Evet, yani dolayısıyla idam falan tabii, gibi yani MHP dolayısıyla bir zihniyetin, yani geleneksel ulus devlet kodlamalarına sahip bir zihniyetin temsilcisi olarak iktidar ortağıydı. Dün gece o iktidar ortaklığını oy oranıyla da bir kere daha perçinledi ve üstüne üstlük Tayyip Erdoğan'ın da hani tabiri caizse gözüne sokmuş olduğu o kilit rolünü. Evet, yani önümüzdeki dönemde meclis aritmetiğini belirleyecek en önemli avantaja sahip parti olduğunun altını çizebiliriz lazım herhalde. Aynen, evet. Hemen buradan kısaca İnce'nin başarısına geçebilir miyiz? Evet, İnce bir kere dün gecenin dört galibinden ya da kazananından bir tanesi de Muharrem İnce. Bir kere partisinin geleneksel %25'e maksimum çıkmış, 26 en son, en yüksek ulaşabildiği AK Parti CHP'nin 31'e taşıması bir kere 30'un üstüne çıkarması. İki, CHP'nin kendinin de 22.8'lere doğru gerilemiş olması, CHP'den de gayrimemnun bir kesim seçmenin İYİ Parti'ye doğru da gittiğini gösteriyor. Ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce'nin 55 günlük bir kampanya sürecinde başardığı, sadece sayılara yansıyan kısmından öte, toplumsal psikolojiye ve ülkenin o özellikle seküler kesiminde ürettiği ruh hali, kazanma arzusu vesaire, bütün bunlarla beraber değerlendirdiğimiz zaman, bir, Muharrem İnce bizim akvaryumun diyorum ben, umutlanma ihtiyacını karşıladı birincisi. Ve ilk defa bizim akvaryum hem umutlandı hem de kazanabilir miyiz galiba duygusunu yaşadı. Bu bile önemli bir şeydi bir kere. İki, CHP seçmeninden, CHP'den veya Kemal Bey'den rahatsız olan ama kendini seküler dünyadan tanımladığı için veya sol, sosyal demokrat, liberal neyse daha kentli bir bakış açısına, hayat tarzına ve ideolojisine sahip olanların eleştirel de olsa CHP'ye oy vermeye devam edenlerinin bir kısmı ve belki de önemli bir kısmı İYİ Parti'ye kaçacaktı. Ve parantez içinde onu da söylemek lazım. Meral Akşener ve İYİ Parti kendini muhtemelen bu seçim stratejisinde ana muhalefet lideri ve partisi olmaya kurmuştu stratejisini. Ama Muharrem İnce'nin adaylığı bir kere onları da neredeyse hani yok hükmünde demeyelim. Evet, %10 oy aldılar, işte 40 milletvekilleri var vesaire ama o kendilerine beklenen misyonu ve yerine getirmemiş ve temenniyi sonucu yerine getirmemiş oldu. Dolayısıyla Muharrem İnce CHP potansiyelini, en azından var olan doğal potansiyelini, tarlasını diyelim, en ucuna, anına kadar sürmüş, kullanmış ve verim almış oldu, evet, bir şekliyle. Ama bir şey daha yaptı aslında bir yandan da. Gerçekten o 55 gündeki münazara kabiliyeti ve konuşma, belagat mahareti sayesinde, bunu da söylemek lazım, en önemli özelliği de belki oydu ya da en başarılı olduğu kısım da oydu. O sayede kazanma umudu veya ikinci tura taşıyarak meseleyi kazanılamasa bile Tayyip Erdoğan'a bir ders verme umudunu diriltti ve canlandırdı. Dolayısıyla HDP'li seçmenin bir kesimi bile örneğin HDP'ye oy verirken Cumhurbaşkanlığını da Muharrem İnce'ye verdi. Veya İyi Partili veya Saadet Partili bile, nitekim benim elimde sayılar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 11.3 milyon oy aldığı yerde Muharrem İnce aşağı yukarı 26 milyon oy almış. Aradaki 3 milyon 960 bin fazla oyu var partisinden. Yüzdeleri bir kenara bırakalım. 11 milyon 960 binin aşağı yukarı 2,5 puanlık kısmı İYİ Parti'den geliyor. Yani 1.3 milyon İYİ Parti'ye oy veren insan Meral Akşener değil Muharrem İnce'ye oy vermiş. İki, işte 441 bin Temel Karamollaoğlu'nun oyu ama onun 229 bini Saadet Partisi'nin oyu, 229 bini dönmüş Saadet Partisi'ne oy verdiği halde Temel Bey'e değil Muharrem Bey'e oy vermiş. HDP açısından bakalım, 5 milyon 772 bin oyun 1 milyon 624 bini Selahattin Bey'e değil, Muharrem İnce'ye gitmiş.
Öyleyken hala açığı var. Aşağı yukarı 760 bin civarında açık var. Kaynağı ne olabilir diye ben sabah böyle hızlıca hesap ederken. Buna karşılık da AK Parti MHP ittifakından 558 bin oy, yani 1.1 puan civarında oy partilere verildiği halde Cumhurbaşkanı'nın da Tayyip Erdoğan'a verilmemiş. Ama bunun doğrudan Muharrem İnce oyu olduğundan emin değilim. Sandık sandık analiz etmemiz lazım, söylemek lazım. Ama sonuç olarak şu, Muharrem Bey kendi partisinden öte diğer bütün partilerden neredeyse az veya çok oy almış. Bu bile çok büyük başarı. Evet. Diğer adaylarda da görülmeyen bir özellik. Bir şey ama daha, bunun nasıl yansır ve siyaset dünyasındaki değişikliği meselesi ayrı bir bahis. Evet. Bir şey daha ilave etmek lazım sanıyorum bu başarılara. Ezber bozan girişimleri de oldu. Doğru. Yani Edirne'ye gidip cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi, Diyarbakır mitingi. Şimdi seçimi kaybedenleri... Den üzerinden cevap vereyim buna izin verirsen. Lütfen. Hatırlarsan 60 gün önce ilk bu süreç başlarken ve HDP dahil daha geniş bir ittifak koalisyon tartışılırken önemli bir kesimin, buna CHP'nin cumhuriyetçi kanadı da ya da ulusalcı kanadı da dahil, İyi Parti de baştan itibaren HDP ile yan yana gelmek bize oy kaybettirir dedi. Ve CHP'liler bile buna inanıyordu. Ama gördünüz ki Muharrem Bey'in bütün bu açılımları oy kaybettirmemiş. Evet. İyi Parti'den de oy almış, Saadet Partisi'nden de oy almış, CHP'nin de bütün oyunu almış. Demek ki bu bir efsane. Nitekim ben bunu savundum zaten. Hep burada da programlarda da konuştuk. Yani bir ülkenin bir kesimi öbür kesimiyle kardeşçe kol kola giriyor olmaktan niçin rahatsız olsun? Yani bir siyasi problem evet HDP ve Kürt meselesi ama... Sade vatandaş indinde bunun olduğuna savunmak, inanmak ve bunun üzerine yatırım yapmak kadar bu ülkenin geleceği için yapılacak zarar verici bir eylem var mı? Yani ama dolayısıyla bu seçimde en önemli derslerden biri Millet İttifakı'nın neyi yapamadığını yeniden oturup düşünmelerini umarım. Çok önemli bu. Yani önümüzde 8 ay sonra yerel seçim var. Meral Hanım da, Kemal Bey de ya da CHP yöneticileri de, İYİ Parti yöneticileri de Saadet Partisi bu konuda en az günahsız olanı çünkü gerçekten Temel Bey savundu HDP'yi de dahil çok eden bir ittifakı. Biliyoruz. Ama evet. Öteki ikisinin gerçekten bu gece oturup düşünmeleri lazım. 8 ay sonra kazanmak istiyorlarsa ve sözünü ettikleri kadar ülke bir beka problemiyle karşı karşıyaysa bu iktidardan dolayı ve kurtulmak şartsa neden neyi eksik yapıyorlar olduklarını bir kere daha düşünmeleri lazım. HDP'siz veya Kürtlersiz bu işi nasıl başaracaklar diye. Dolayısıyla Muharrem Bey en azından bu efsanenin de gerçek olmadığını göstermiş oldu. Evet. Ama bundan sonrası meselesi ayrı bir tartışma. Çünkü benim beklentim şudur ki, belki kamuoyunun genelindekinden farklı olarak, ben bu kez Kemal Bey'in hiç öyle itiş kakış olmadan, bir mücadeleye girmeden zarafet içinde bırakacağını ve Muharrem Bey'e devredeceğini düşünüyorum. Düşünüyorsun. Neden? Çünkü 60 günlük bu seçim süreci boyunca yaptığı çabaları da Kemal Bey'in, kabul edelim ki İyi Parti 15 milletvekili vermekten, bu koalisyon ittifak ya daha geniş yapılsın çabalarından, Muharrem Bey'i aday yapışından, bu kararı verebilmesinden dolayı ki diyorum ki evet Kemal Bey bu meseleyi çözdü ve Muharrem Bey'in bu başarısından sonra CHP bir itiş kakış yaşamadan sülh içinde böyle bir geçişi yaşar. Ama bu CHP'nin meselesini çözer mi meselesi ayrı. Ayrı mesele. Çözmez. Yani korkum odur ki tamam lideri, doğru lideri bulduk diye yeniden 2009'da olduğu gibi, 2010'un başlarında olduğu gibi Kemal Bey bulunca nasıl CHP'nin yapması gereken diğer ödevleri ihmal edip, yani kurumsal yenilenme, örgütsel yenilenme, ideolojik yenilenme, ülkeyi yeniden anlama, tanıma ve yeni bir ütopya üretmek gibi asli görevlerini bırakıp sadece bir lider değişikliği veya her kampanyada Obama'nın kampanyasını yapmış yeni bir reklamcı bulma hayaliyle gidilebilecek yer işte budur, %22. Evet. Eğer Muharrem Bey ve CHP örgütü, tamam şimdi de yeni bir lider bulduk yatarsa ve tabii sadece CHP örgütü değil, Türkiye burjuvazisi, Türkiye entelektüelleri ve Türkiye medyası da buna dahil. Çünkü bu çabanın ya da çabasızlığın altında şu konfor var. Biz zaten doğruyuz. Fikrimiz de doğru, eylemlerimiz de doğru ama doğru adayımız yok, doğru liderimiz yok. Halbuki yanlış. Bugün mesele Türkiye'nin bu karşı karşıya olduğu problem çok daha derin. Şimdi aktörlerle konuştuğumuz için o derin mevzuya belki en sonunda girme fırsatımız olur.
Dolayısıyla gerçekten hepimizin ve herkesin yeniden bu ülkenin geleceğini ve ne yapmamız gerektiğini düşünmesi lazım. Keşke iş bu kadar kolay olsaydı. Eğer bu kadar kolay olsaydı o zaman adama sorarlar. 55 günde düşürme şansın vardıysa bir adayla 16 yıldır ne bekledin derler. Ama böyle değil ki. Yani. Evet. Şimdi belirttiğin konuya sonda mutlaka girelim. Dönelim. Evet. Çünkü orada da gene seçim süreciyle ilgili başka bir sorum olacak. Hemen söyleyeyim ama yanıtını beklemiyorum. Muharrem İnce'nin daha başarılı olabilmesi veyahut da muhalefet cephesinin daha başarılı olabilmesi için neler gerekiyordu? Özellikle önümüzdeki Mart yerel seçimler açısından bu özet yararlı tabii olacaktır diye düşünüyorum. Hı. Evet, kazananlardan sonuncusu HDP. Şimdi 1 Kasım'dan bu tarafa baktığımızda hendek meselesi, Selahattin Demirtaş'ın tutuklanması, bu kadar milletvekilliğinin dokunulmazlığını yöneticilerin içeride yerel olması, örgütlerde 2000'den 3000'e yakın insanların tutuklanmış olması, televizyonlarda, gazetelerde yer bulamıyor olması, sesini duyuramıyor olması vesaire vesaire, Afrin operasyonu, kayyumların atandığı coğrafya olması vesaire, her şeye baktığında HDP'nin veya HDP'nin arkasında duran kitlenin ve ağırlıklı olarak da Kürt yurttaşlarımızın kararlılıkları görülüyor bir. Hala kaderlerini bu ülkede görüyor oldukları görülüyor iki. Ve hala siyasetten medet umuyorlar ve çare arıyorlar görünüyor üç. Dolayısıyla siz Kürt meselesi vardır deyin, yoktur deyin. Kürt yurttaşlarının adı öyledir deyin, böyledir deyin. Adını ne derseniz deyin. Ortada bir vaka var. %11 insan orada duruyor. %11.6 hatta. Şunu da açıklayalım, açıklama getirmek isterim. Bu oyun 10 puana yakını zaten kendini de Kürt olarak tanımlayan yurttaşlarımızın oyu. Yani böyle bir emanet oy meselesi 1 Kasım'da da 7 Haziran'da da falan tartışıldı durdu. O zamandan beri aynı şeyleri tekrarlıyorum. Bunun içinde 2 puan civarında Türk demokratlarının oyu var. Öyle varsayıldığı gibi bu meseleye demokrasi açısından bakmadan ama barajı geçsinler ki AK Parti'nin oyu bilmem kaç olmasın umuduyla stratejik oy veren insan elbette vardır 57 milyonun içinde. Muhakkak. Ama böyle puanlara vurulacak büyüklükte değil. Bu yani bir efsane. Yani CHP'nin düşük puan gerilemesinin sebebi HDP'ye oy veren CHP'liler hayır değil. Yani 2010'dan bu tarafa 88 ayda yapılmış 88 araştırmanın verilerinden ispatlayabilirim serinin ne olduğunu, Afrin'in ne etki ürettiğini veya hendeklerin ne etki ürettiğini veya Kürt yurttaşların siyasi tercihlerinde, bilinçlerinde veya duygularında ne değiştiğini. Bu kanaat, yani CHP'den stratejik oy mu verildi kanaati veya HDP'nin oyu azalacak AK Parti'ye geri dönecekler kanaati AK Parti veya iktidar veya devlet bürokrasisi kanadında da büyük yanılgıdır. Çünkü o gerçek Kürt meselesini görmeyi, tanımlamayı perdeliyor. Halbuki böyle değil. Kürtlerde gerçekten hayat tarzı hala dindar olduğu halde ya da tercihleri değer dünyası daha geleneksel muhafazakar değerlere yaslandığı halde ne PKK'ya onayladığı için değil, HDP'nin ekoloji politikalarını, kadın politikalarını okuyup anladığı için değil ama Kürt kimliğiyle hareket etme ağırlık kazandığı için artık Kürtlerdeki denge 7'ye 3'e döndü. Bir miktar bu seçimde tabii ki oradan eksilme var. Yani muhtemelen işte 6'ya 4'e doğru döndüğünü söylemek mümkün. Ama kabul edelim ki 85 ilçede kayyumlar var, hal var. Kayyumların bir yandan da gerçekten HDP'li belediyelerin ihmal ettiği yerel hizmetlerdeki çabası var. Hükümetin HDP ile değilse de informal yollardan, aşiretlerle, STK'larla kurduğu ilişkiler, vaatler var vesaire. Onun için bütün bunların da hiç etkisi olduğunu, sıfır olduğunu saymak mümkün değil. Onun için oradaki azalma anlaşılabilir bir şey, evet. Sözü edilen gibi bir takım böyle stratejik oy vardır elbette 50 bin, 70 bin. Ama sonuç olarak o 11.6'ya gelen oyun 2 puana Türklerdir. 9.5-10 puana yakını da Kürtlerdir. Evet. Bu son derece önemli çünkü gerçekten mesela bazı illerde oyun düştüğünü görüyoruz. İşte Muş, Hakkari vesaire gibi. Evet. Şırnak,
Ama zaten bunun olmaması sürpriz olurdu. Bu kadar baskı altındaki bir bölgenin ve bu kadar baskı altındaki bir partinin… Veya bazı Kürt yurttaşların da HDP'yi de eleştiriyor olmamaları mümkün değil. Yani onun için burada HDP'nin de bu söylediklerimizi veri kabul edip ve sadece buradan güç alarak hiç pozisyon tartışmadan, yeni döneme dair neyi değişik ve farklı yapmalıya kafa yormadan, aynı CHP için söylediğimiz gibi o zihni dönüşümü başarmak için gayret göstermeden, eğer 2015-18 aralığında gördüğümüz pozisyonunda devam ederse, bütün zayıflıklarına rağmen haksızlık etmek istemiyorum, bütün çevre koşulları zayıflık derken. Ama buna rağmen bu mahareti gösteremezse, HDP'liler de kusura bakmayacak, bir dahaki seçimde kaybederler. Türkiye, HDP'nin böyle bir 11.6 oyla bu seçimde de varlığını koruması, hapishanede tutulduğu halde Selahattin Demirtaş'a 5 milyondan fazla insanın oy vermiş olması, Türkiye'nin geleceği için bence gerçekten umut veren bir şeydir. Ama hem AK Parti'nin, hem HDP'nin, hem de CHP'nin bunu doğru okuması şartıyla. Evet. Ve önümüzdeki döneme ilişkin politikalarını da bu gerçeği dikkate alarak, düzenlemeleri şart, evet. Şimdi hemen biraz önce özetlediğim aslında birkaç sorudan ibaret olan kısma geçmek istiyorum. Özellikle İnce'nin başarısı açısından veya muhalefet bloğunun başarısı açısından ne yapılsaydı 50-60 günlük süre içinde daha başarılı bir sonuç alma şansı bulunabilir. Bir tanesi şu, yani iyi böyle çok afaki uzay boşluğunda laflara falan da gerek yok. Bu üç parti ittifak yaparken bir protokol imzaladılar ve orada dört madde var. Evet, önemli dört madde. Yargıyı yeniden yapılandırmak, güçler ayrılığını inşa etmek, işte siyasi kutuplaşmayı sonlandırmak. Peki, üç partinin ve bir de Muharrem Bey'in de partiden ayrı bir kampanya yürüttüğünü dikkat alırsak, dört aktörün kaç kampanyasında bu lafları duyduk? Yani bu gerçi ben samimiyetle şuna inanıyorum. Muhalefet bloku veya kim olursa olsun, yarın da hangisi olacaksa olsun, Türkiye'de yeniden ortak yaşamı inşa etmeye talibim derse, kim güçler ayrılığını inşa etmek istiyorum derse, kim devleti demokratikleştirerek yeniden inşa etmek istiyorum derse, sadece parlamenter sistemi geri döndüreceğim, döndürmeyeceğim gibi meselesi tartışması değil, kısır tabii. Tartışmalar değil. Kim toplumun yeniden biz duygusunu, ortak yaşama iradesini güçlendirecek bir siyaset tarzı benimseyeceğim derse o kazanacak. Bizim problemimiz Türkiye'deki siyasetin ve bu dört ana aktörünün, şimdi İYİ Parti'len diyelim beş ana aktörünün, bu dört kimliğin içine yani muhafazakarlar, sekülerler, Türkler, Kürtler gibi dört kimliğin içine sıkışması ve bu kimlikler üzerinden siyaset üretmesi ve bunun bir kutuplaşmaya dönüşmüş olması. Dolayısıyla bizim yeniden bir arada yaşamı inşa etmek ve bunu sağlayacak anayasayı, hukuku ve devlet nizamını yeniden kurmak diye bir meselemiz var. Gocunacak bir şey yok. Gerçekten devleti, cumhuriyeti demokratikleştirerek yeniden kurmak, reform etmek değil, yeniden kurmaya ihtiyacımız var. Eskiye döndüreceğim, döndürmeyeceğim tartışmalarının falan yeri değil. Buraları geçtik. Şimdi muhalefet bloku kendi en azından benim dediğim kadar kapsamlı değil. Buna inanmadıkları da açık peki ama en azından güçler ayrılığı ve yargıyı yeniden yapılandırmak meselesi de imza attılar. Ama Saadet Partisi sadece barajı geçmek için ihtiyacım vardı diye reklam filmleri yaptı. Çünkü ötekiler de bu sunumun sözcülüğünü yapmadıkları için. O yüzden bu kadar böyle 1.000 lira emekliye ikramiye, 500 lira bilmem kime bilmem ne yapmak vaatlerinin vakti geçti. Türkiye'nin karşı karşıya olduğu problem daha derin. Dolayısıyla bu vaatleri siz söylediğiniz zaman iktidarın yapma gücü var. Ertesi günde 501 lira diyor ve yapıyor da. Yapıyor. Bitiyor gidiyor evet. Mesele. Dolayısıyla burada gerçekten çılgın proje ve çılgın vaat demokrasiyi ve ortak yaşamı yeniden inşa etmek olurdu. Ve muhalefet bloku da eğer hep beraber farklı aday çıkarmışsalar bile ki bunu tercih ettiler. Ama bana soruyorsan baştan itibaren oyun böyle kurulabilirdi ve siyaset baştan aşağıya değişebilirdi. Ortak yaşamı inşa etmeye talibiz, çılgın projemiz bir arada yaşamı inşa etmek, demokrasi inşa etmek deselerdi. Ve bu adaylar da sadece gözlerini yumup bu cümlenin arkasındaki hayallerini eğer varsa anlatabilselerdi, yeterliydi. Ama onlar böyle tercih etmediler. Başka yerlerden, yani bir miktar tabii yine Muharrem Bey hani çılgın projem, huzur gibi şeyler söyledi, söylemedi, tümüyle de söylenmedi demeyelim ama özü itibariyle kampanya ve seçmen tercihine damgasını vuran şey o olmadı. Dolayısıyla herkes
kendi avlusunun içinde, hani ben sürekli tekrarladığım cümlemle söyleyeyim. Ötekilerden korunmak için inşa ettiğimiz duvarlar kendi hapishanemiz oldu. Evet. Sonunda o kendi hapishanemizin içinde hep beraber bir coşku yarattık. Ama anlamalıyız ve görmeliyiz ki bir kez daha öbür duvarın öbür tarafından kimse buradaki halaya katılmadıkça tablo değişmiyor. Çünkü o taraftaki sayı çoğunluk. Eğer ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsa muhalefet veya senin benim gibi insanlar, bu duvarları nasıl indireceğimizi ve ortak hayatı nasıl inşa edeceğimizi yeniden düşünmemiz lazım. O nedenle en iyi sen biliyorsun ki 45 gündür ben her yerdeki konuşmalarımda 25 Haziran'dan itibaren sakin, sükunetle yeni, Türkiye'yi yeniden düşünelim diyorum. Çünkü gidişat belliydi, sonuç belliydi. Mesela ankette bildik bilmedik meselesi kadar keşke basit, puan, 5 puan falan basit olsaydı. Olsa, evet. Ama mesele bu değil. Mesele gerçekten insanların dönüp bugün 25 Haziran'da bu ülkenin farklı kesimlerinin farklı ihtiyaç ve talepleri var. Hem bu ihtiyaç talepleri nasıl karşılayacak kadar kapsamlı, gönlü geniş, aklı geniş, çabası emeği geniş bir proje nasıl üretilir diye kafa yoracaksınız. Hem de bunu nasıl örgütleyeceğinize kafa yoracaksınız. Ben yeni bir ütopya diye bunu biliyorum, biliyorsun, kodluyorum. Ama bazı eğitimli dostlarımız, senin benim bile tanıdığımız dostlarımız şöyle diyor. Kasaba sordum, ütopya bitmiş. E kasapta ararsan ütopyayı bulamazsın. Bulamazsın, doğru. Önce zihninde ve yüreğinde ve sokaklarda arayacaksın ütopyayı. Ve bunun için emek harcayacaksın. Önce anlamak için, öğrenmek için, sonra da yeniyi inşa etmek için. Bunu yapmadığınız sürece yeniden seçim, her seçim yeniden aynı fotoğrafı önümüze getiriyor. Nedir o fotoğraf? Türkiye'de siyaset konsolide oldu. Hatırlarsan daha ilk bu programda bunu söyledik 60 gün önce. Yani öyle Saadet Partisi'nin bir yerlerde gizli oyları falan yok. İki, siyaset kimliklere sıkıştı. Üç, bu kimlikler üzerinden bir kutuplaşma yaşanıyor. Ve toplumsal plandan baktığınız zaman da üç farklı Türkiye var. Ve üç farklı Türkiye'nin üç farklı Türkiye hayali var. Bizim meselemiz ortak Türkiye hayalini yaratmaktır. Eğer bu üç farklı Türkiye'nin üç hayali ve üç siyaseti üzerinden tartışma ve seçimler sürecekse, her seferinde buradaki bu %55-60'lık blok bir iktidar çıkaracak. Sonra da dönüp burada da bir %25'lik seküler blok, burada da bir %15'lik Kürtler. E bu blokların içinden siyaset yapıldığı sürece de sonuç değişmeyecek. Değişmeyecek. Biz de daha seninle çok bunlar için konuşup konuşup hayıflanmaya devam edeceğiz demektir. Seçime katılma oranı? Valla ben sabah hesapladım %88.16. Evet. Müthiş. Yani 1 Kasım'da ve 7 Haziran'da 87 idi. 80 tabii 90'a dayandık ki seçimde oy kullanamayan işte hastalar gibi hastanelerde görevliler, elbette, güvenlik görevlileri, hapishaneler vesaire bir sürü de fiilen kullanılamayanlar var. Yolda olanlar, yolculuk yapanlar vesaire. Dolayısıyla 90'lar bu aslında Türkiye tarihi için çok olağan ama dünya siyasi tarihi için de çok kayda değer bir oran. Her seferinde bu seviyede Türkiye insanının seçimlere dahil olması. Çünkü bu bile gösteriyor ki Türkiye insanı önünde sokakta ortak problemleri için mücadele edeceği, yani siyaset alanını dair kurallar kısıtlayıcı. Ama dernekler kanunlama, vakıflar kanunlama, toplantı gösteri yürüyüşleri kanunlama, siyasi partiler kanunu vesaire. Türkiye'de siyasi alanı düzenleyen yasalar kısıtlayıcı olduğu için Türkiye insanı tembelliğinden değil, tepkisizliğinden değil, her şeyi böyle Allah'tan geliyor, kabul ediyor olduğu kaderciliğinden değil ama çaresizliğinden beni kabulleniyormuş gibi duruyor. Ama elindeki oyunu da her seferinde götürüp hayatı değiştirecek bir biçimde kullanıyor. Ama karşısındaki seçenekler içinden kullanıyor. Olmayan bir seçeneğe insanlar, olmayan bir parti adı yazıp oraya pusulayı atacakları değil. Dolayısıyla o seçenekte, o pusulada doğru seçenek inşa edilmediği sürece ve bu var olan siyasi kutuplaşma ve siyaset tarzı üzerinden devam edildiği sürece de sayılar değişmeyecek. Evet, aslında bir sonraki programımızın da tarihini belirlemiş oldun. 30 Temmuz'dan sonra herhalde gene bir araya geleceğiz. Umarım. Ve o detaylı
araştırmanın sonuçlarını izleyicilerimizle paylaşacağız. Eğer bizim akvaryum ve bir ülkenin eğitimlileri birbirlerinin derisini yüzmekle meşgul olmaz da gerçekten ülkeyi anlama çabasında bulunurlarsa biz zevkten elimizdeki verileri paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, ama onun dışında da çok geniş bir toplum söz konusu. Evet. Bu çabadan vazgeçmemek gerekiyor. Ayrıca da bu ülkenin geleceğine güveniyorum ben kendisi ama. Bunun tabii ki bazı şeylere öfkeleniyorum, sinirleniyorum vesaire. Ama ve lakin bu ülkenin geleceğine ve bu ülkenin insanlarına güveniyorum. Evet. O yüzden de kendimi bilgi üretmek diye konumlamışım. Çabam da bilgi üretmek. Bilginin eğriliği, doğruluğu başka mesele. Ellerine sağlık. Hem sana hem de KONDA'daki diğer arkadaşlarımıza. Teşekkür ediyorum. Evet, efendim Bekir Ağırdır'la hemen 24 Haziran'ın ertesi günü bir araya geldik ve seçimler konusundaki değerlendirmelerini aldık. Bugünkü programımızı burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız.